24 ekranlarından merhaba. Haftanın ilk iş gününde kültür sanat dünyasının en güncel, birbirinden renkli ve öne çıkan gelişmeleriyle sanat takibinde karşınızdayız. Ben Özlem Karahan. Ve müzikle başlayacağız bugün programımıza. Haftanın ilk haberi müzik olacak. Zira artık gelenekselleşen, her yıl notaları yıldızların altına taşıyan Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri için geri sayım başladı. 11 gün boyunca Türkiye'nin farklı türlerde müzik dalındaki yıldızları Harbi Açık Hava sahnesinde sizlerle buluşacak. Konserlerin startını 30 Ağustos'ta Volkan Konak konseri başlatacak. Ve bakın, Yıldızlı Geceler konserleri kapsamında hangi tarihlerde hangi yıldızlar sahne alıyor? Yaz aylarının en çok konuşulan etkinliği olan Yıldızlı Geceler perdesini açacak. Türkiye'nin en güçlü sesleri Harbi Açık Hava sahnesinde yankılanacak. 11 gün sürecek konser serisinde yıldız sanatçılar İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Hazır mıyız? Hazır mıyız? 30 Ağustos'ta Volkan Konak'la başlayacak konser serisi, 31 Ağustos'ta Manuş Baba, 1 Eylül'de Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun konserleriyle devam edecek. Ben onu seviyorum, çok seviyorum, seviyorum, seviyorum çok. Hayranım sendeki doymaz nefse, ah ah ah. Son yıllara damga vuran genç şarkıcı Edis 2 Eylül'de sahnede olacak. Onu sırasıyla Berkay, Koray Avcı ve Serdar Ortaç konserleri takip edecek. Eylül'de Mehmet Erdem'le Rubato ve Dostları, 7 Eylül'de Hakan Altun ve 8 Eylül'de Serkan Kaya sahnede hayranlarıyla buluşacak. Mesele şu ki hala bitmedi sevdam. Her yıl bir klasik haline gelen müzik şöleni 9 Eylül'de Zara konseriyle son bulacak. Konuşsa kalbimin dili, küçücük dünyamda bir bilsen seni. İsmi Nick Merdanyan, Türkiye'de yaşıyor. Kapalı Çarşı'da bir dükkanı var. Ustalığı lüle taşı işlemeciliği. Ancak çocuğu doğduğunda ona gelen bir hediye çiçekle hayatı değişti. Bu çiçeğin ismi Difenbahya çiçeği. Önce kuruttu, yapraklarının dokusunun değiştiğini fark edince Difenbahya çiçeğine hat işlemeye başladı efendim. Ve bu eserleri dünyanın dört bir yanında ve hatta saraylarda yerini alıyor. Dünyada örneği olmayan bir sanatı icra ediyor. Kapalı Çarşı'daki dükkanında ağlayan çiçek olarak bilinen Difenbahya'nın yapraklarına farklı dinlerin mesajlarını ilmek ilmek işliyor. Asıl mesleği lüle taşı işlemeciliği olan Nick Merdanyan'ın ününü ülke sınırları dışına taşıyan sanat hikayesi, oğlunun doğumundan sonra tebrik için evine gelen Difenbahya çiçeğiyle başlıyor. Henüz yeni tanıştığı bu çiçeğin yaprağını kitap arasında bir yıl saklayan Merdanyan, yıllar sonra kuruttuğu bu yaprakların kadifemsi dokusuna hattat bir arkadaşından yardım alarak Kanuni Sultan Süleyman'ın Tuğrasını ve Yunus Emre'nin Sev Seni Seveni sözünü yazıyor. Yaprakların evrensel olmasını isteyen sanatçının eserleri Hristiyanlık, Musevilik ve Budizm'den de izler taşıyor. Müzik
Yaprakların efendisi olarak nitelendirilen Nick Merdanyan, eserleriyle İngiltere Kraliçesi Elizabeth'ten İspanya Kraliçesi Sofia'ya kadar birçok ismin yaşadığı sarayların duvarlarını da süslüyor. Ve gelelim sinema salonlarına, zira salonlar oldukça renkli. Yerliden yabancıya, komediden aksiyona, bakın cuma itibariyle hangi filmler vizyonda sizlerle buluşmaya başladı. Życzę nam wszystkim, żeby udało nam się bezpiecznie ukończyć pracę. Polonyalı yönetmen Małgorzata Zumowska'nın Berlin Film Festivali'nden jüri büyük ödülüyle döndüğü Yüz, bu hafta beyaz perdede boy göstermeye başladı. Film bir inşaatta çalıştığı sırada geçirdiği kaza sonucu yüz nakli olan Jack'in yeni yüzüyle beraber gelen dram yüklü hikayesini konu ediniyor. So sizing is a little limited here in the store, but you could probably find your size online. Yönetmen koltuğunu Abby Cohn ve Mark Silverstein'ın paylaştığı Acayip Güzelim bu hafta vizyona girdi. Dumb face right now. Do you have every rib that I have? Amy Schumer'ın başrolünde yer aldığı film, görünüşte New York'ta iyi bir işi ve güzel arkadaşlıkları olsa da kendi güvensizlikleri ve hayallerine ulaşamamanın getirdikleriyle boğuşan Renny'nin bir kaza sonucu değişen hayatını konu ediniyor. You think I'm a fraud and Elias wants me dead. I watched you bleed my mother dry for years while I had to stand by and watch. Yönetmenliğini Jay Walken'ın üstlendiği korku türündeki Tanrı'dan gelen bu hafta salonlarda görücüye çıktı. That could have ended with both of us dead. I don't expect you to believe me. I don't believe anything. Only what I know. Film şüpheli bir ölümü araştıran, psişik güçlere sahip ve aynı zamanda ölülerle iletişim kurabilen John Dunning'in gerilim yüklü hikayesini anlatıyor. Bruce Willis'in başrolünde yer aldığı aksiyon yüklü çatışma, Denzel Washington'ın kariyerindeki ilk devam filmi olan Adalet 2, üç gencin kahkaha dolu maceralarını konu alan Facia Üçlü, bir pizzacıda motorlu kurye olarak çalışan Gürbüz'ün içine atıldığı maceraları anlatan Gürbüz Hadi Allah'a Emanet, Mehmet Demir Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği İki İyi Çocuk ve minik sinema severlerin merakla beklediği animasyon İnanılmaz Aile 2 bu hafta vizyona giren diğer filmler. Ve böylece sanat takibini bugünlük noktalıyoruz efendim. Yeni gelişmelerle görüşene kadar hoşça kalın.